15 Temmuz'u bahane ederek 10 aydır uyguladığınız o hal ile Türkiye'de adaleti, demokrasiyi, hukuku, insan haklarını katlettiniz. Ülkemizde hiç kimsenin can ve mal güvenliği kalmamıştır. AKP Türkiye'yi konuşma, düşünme, haber alma, yazma ve çalışma özgürlüğü olmayan tutsak bir ülke durumuna getirmiştir. Gerinen yerde adalete, hukuka, hatta meclisin çalışma yöntemine tek adam karar vermektedir. Tüm aykırı sesleri susturuyorsunuz. Seçilmiş siyasetçileri, gazetecileri, akademisyenleri, aydınları sırf sizi eleştirdi diye cezaevlerine atıyorsunuz. Hak aramayı suç sayıyorsunuz. Bu yaptığınız zulümdür. İnsanları ölüme mahkum ediyorsunuz. Kim konuşursa, kim hakkını ararsa FETÖ'cü olmakla suçluyorsunuz. FETÖ'yü ziyaret edenler, dizinin dibinden oturanlar, ona biat edenler sizin partinizin en etkili, yetkili kişileri değil midir? Bunları görmemezlikten geliyorsunuz. Hukuk adına, insanlık adına her şeyi sulandırdınız. Asıl darbeyi siz yaptınız. 120 bin kamu görevlisini işten attınız. Yeni doğan bebekleri annelerinden ayırdınız. Çocukları, yaşları açlığa, sefalete, hatta ölüme terk ettiniz. Türkiye tarihinde ne yazık ki birçok darbe hep birlikte tanık olduk. Hiçbir darbe döneminde sizin mağdur ettiğiniz kadar insanlar mağdur edilmedi. Sendikaların, emekçilerin, yoksulların, işsizlerin üzerine baskı kurdurdunuz. Demokrasi adına, hak aramak adına her türlü gösteri ve toplantı yasakladınız. Böyle bir demokrasi dünyanın neresinde vardır? Bunun adı olsa olsa faşizmdir, diktatörlüktür. 16 Nisan'da neler yaptığınızı, halkın oylarını nasıl gasp ettiğinizi tüm dünya alem bilmektedir. Milli iradeyi hiçe sayan, onu ayaklar altına alan bir ülkede demokrasiden, hukuktan asla söz edilemez. Halkına adalet sağlamayan bir iktidar asla ayakta kalamaz. Sizin de sonunuz yakındır. Sizin amacınız layık Türkiye Cumhuriyeti'ni ortadan kaldırmaktır. Buna halkımız asla izin vermeyecektir. Bunu asla başaramayacaksınız.